Arkadaşlar, herkese Kanatlar Alemi Samsun kanalından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Dün sizlerle 5 tavuklarının özellikleriyle ilgili video paylaşmıştım. İlginiz için çok ama çok teşekkür ederim. Bugün de sizlerle Amerikan ördeklerinin özellikleri hakkında bilgiler paylaşmak istiyorum. Gelin isterseniz hep birlikte dişi erkek ayrımıyla başlayalım. Arkadaşlar, ilk başta sizlere Amerikan ördeklerinin dişileri ve erkekleri arasındaki ayrımı söylemek istiyorum. Fakat zaten ben hiçbir şey söylemesem de emin olun Amerikan ördeğinin erkeğiyle dişisini çok rahat ayırt edebilirsiniz. Şimdi size bu dişi görmüş olduğunuz gibi dişinin ağırlığı 2-2,5 kilo civarında gelir. Onu belirteyim. Daha küçüktür. Görmüş olduğunuz bu yan taraflarında yanakları çok fazla kırmızı değildir. Hafif kırmızıdır. Erkeğini gördüğünde ayırt etmeme şansımız yok onu. Arkadaşlar belirtin. Şimdi isterseniz hep birlikte Amerikan ördeğinin erkeğini niye ben anlatmasam da siz bunu fark edebilirsiniz dediğimi gelin hep birlikte o şekilde. Evet arkadaşlar, demin size dişi Amerikan ördeğini gösterdim. Şimdi de erkek Amerikan ördeği görmüş olduğunuz gibi. Arada ilk başta çok ciddi anlamda bir cüsse farkı vardır. Erkekler 4-6 kilo civarına kadar çıkabilirken dişiler ise 2-2,5 kilo civarında olur. Onu belirteyim. Erkekte de ayırt etme özelliğini şöyle baktığınız gibi ciddi anlamda bu yanakları kıpkırmızıdır ve çok iridir yani. Yan yana koyduğunuzda aradaki aradaki farkı görebilirsiniz. Ben şimdi bunu da anlatacağım. Şimdi Amerikan ördeklerin ilk önce güç performansını sizinle konuşmak istiyorum. Onu belirteyim. Kanatlılar içerisinde, ördek familyasında ben bunun kadar güçlü bir hayvan görmedim. O kadar güçlü ki gerçekten elinizde tutabilmeniz için sizin de çok sıkı tutmanız ve güçlü olmanız lazım. Öyle sıkı tutamazsanız ne yapar? Demin bakın az daha benim belki parmağımı delebilirdim şu iki arasına. Fatih'cim şu tırnağı bir çeker misin? Arkadaşlar, o kadar büyük tırnakları var ki bakın bunu başka bir şeyde göremezsiniz. Yani kartal tırnağı gibi tırnakları var. Şöyle göstereyim bakın. Yani şu açmış olarak bakın bu şekilde. Yeterli Fatih. Yani ben hep söylüyorum. Niye bunu söylüyorum? Güçlü. Benim zaten kanatlılardan ben güçlü kanatlıları beslemeyi seviyorum. Yine söyleyeceğim. Çünkü bulunmuş olduğum durum ve mekan çok ciddi anlamda dağların içerisinde bir nokta. Şimdi böyle bir yer olduğu zaman benim kanatlarımın da gerçekten kendini koruyabilecek kapasiteye sahip olmaları gerekiyor. Dışarıdan gelebilecek yine işte tilkiydi, sansardı vesaire. İnanın Amerikan ördeğinin dişisiyle belki baş edebilir ama çok öncelerde dişisine bile bir sansarın saldırması sonucu öldüremediğini gördüm. Ama erkeğine gerçekten bir şey yapması çok zor. O kadar güçlü ki kanatları, ben bile şu anda yani zor tutuyorum. Bu kadar şey bu anlamda güçlü. Onun için arkadaşlar, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı kendini koruyabilecek güce sahip. Şu an inanın bir adamı tutuyor gibi tutuyorum. O kadar güç sarf ediyor. Arkadaşlar, Amerikan ördeklerinin bulunmuş olduğu alana adaptasyonunu soracağım. Yine çok sıcak ortamlarda da, çok soğuk ortamlarda da yaşayabilen her türlü iklime ayak uydurabilen bir kanatlı türüdür. Su kanatlısıdır. Onu belirteyim. Eksi derecelerde iddia ediyorum -30'lara kadar dayanabilecek bir kanatlı. Sıcak noktalarda da zaten karada genellikle takılıyorlar. Ama sıcak alanlarda da ırmaklarda veya küçük su kaynaklarında da çok fazla olmamak kaydıyla kendini küçük su kanallarına girip rahatlatabilen bir kanatlı türü olduğunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, Amerikan ördeklerinin yumurtlama ve kuluçkaya yatış süresini size söyleyecek olursam, Amerikan ördekleri Şubat ayından sonra Ocak ve Şubat'la birlikte çiftleşme dönemi
bulamıyorsa, samanın olduğu bir yer bulamıyorsa en son çare olarak uyumak kıyısındaki bir çalılığa veya otların içerisine kendini koyuyor. Ama diğer ördeklerden ayrıldığı en önemli özelliklerden bir tanesi, diğer ördekler bulunmuş olduğu herhangi bir yere yumurta yaparken çok agresif olmuş kanatları. Yumurta yaparken herhangi bir yere, ırmağın kıyısına, yolun ortasına, her tarafa yumurtlayabilir normal bir ördek. Ama Amerikan ördekleri öyle değil arkadaşlar. Çok sadıktır. Üreme psikolojisi çok daha kuvvetlidir. Kendilerine Amerikan ördeklerinin dişileri yuva yaparlar. Ve bu yuva yaptıktan sonra da bu bölgeye yatarlar arkadaşlar. Görmediniz ama valla Mike Tyson yumruğu gibi yumruk yedim kendime. Bir kanat vurdum burnumun üzerine, iyi kırıldı. Fatih de sağ olsun. Şimdi Amerikan ördekleri yatarlar, kaç yumurtaya yatarlar? Amerikan ördekleri senede 3 defa kuka gelir arkadaşlar. Ve toplam ortalama 18 de olabilir, 14 de, 13 de olabilir ama ortalama 15 yumurta yaptıktan sonra Amerikan ördeği yerini hazırlar ve bulunmuş olduğu yere kuk yatar. Biz Amerikan ördeği besliyorsak, Amerikan ördeğinin yumurtalarını yuvasından alıp bir yerde biriktirmeli miyiz diye bir soru gelecek olursa, hayır arkadaşlar. Amerikan ördeği seçmiş olduğu yeri hazırlamaya başlar, oraya yumurtlar, yumurta sayısı 15'e geldiğinde kendisi yatar. Biz kesinlikle Amerikan ördeğinin yumurtalarının yerini değiştirmeyeceğiz, yumurtalarını toplamayacağız, tamamen üreme psikolojisini ona bırakacağız. O kendi neslinin devamı için yapması gereken o yatma işlemleri ve çıkartma işlemleri en iyi şekilde bileceğiz. Bu kanat fikrimizin bileceğini bilmenizi isterim arkadaşlar. Arkadaşlar Amerikan ördeklerinin kuluçka süresi 34 ile 36 gün arasında değişir. Amerikan ördeği kendi yerini kendisi yapar. Bu süreçte yatar ve 34 ile 36 gün sonra yavrularını çıkartır. Bizim yapmamız gereken en önemli noktalardan bir tanesi şudur. Amerikan ördeğinin sürekli sık sık yerinden kalkar, onu belirtir, yumurtalarını soğutur. Kazla birbirine çok benzer, kaz yavru çıkımıyla, yumurtaya bakımıyla. Amerikan ördekleri de yumurtalarını soğuttukları için de ara ara kalkarlar. İnternetten, YouTube üzerinden bazı arkadaşlardan soru geliyor. Amerikan ördeğin yerinden kalktığı bir şey olur mu? Arkadaşlar inanın, 2 saat, yarım gün bile yatmasa hiçbir sıkıntı olmaz. Ben de ilk zamanlarda gerçekten tedirgin oluyordum. Amerikan ördeğe yazıyordum, yerinden kalktı, yumurtalar soğudu, embriyolar ölecek falan diye düşünüyordum. Ama hiç de öyle değil arkadaşlar. Ne diyorum, demin ki söylemiş olduğum gibi, onlar yavrusunu nasıl çıkartacağını emin olun bizden çok daha iyi biliyor. Evet öyle arkadaşlar, Amerikan ördeklerimiz kendileri yumurtladılar, yerlerine dokunmadık, kendi yuvalarını kendileri yaptılar. 34 ile 36 gün boyunca da yattılar. Ve 36. günden sonra biz zaten 10. veya 15. günde yumurta kontrolü yapıyoruz. Yumurtaların embriyoları var mı yok mu, dolu mu döllülük oranı, onu kontrol ediyoruz. Ondan sonra eğer dölsüz yumurta varsa zaten yumurtanın içerisinde gece ışık tuttuğunuz zaman yumurtanın içerisinde damarlanmaları görürsünüz. Onlar varsa yumurta döllüdür. Tamamen bir ampul gibi parlıyorsa da o yumurtayı alabilirsiniz arkadaşlar, onu belirteyim. Çünkü o yumurta belli bir zamandan sonra içerisi cıvıyacaktır ve patlama oranı çok yüksektir. Hep söylüyorum, bir yumurtanın, gölsüz bir yumurtanın anne altında tavuk, kaz, ördek, beç ne olursa olsun eğer alınmazsa ne olur arkadaşlar? O yumurta patlar, o yumurta diğer yumurtaların ısı kaybına sebebiyet verir. Fazla virüsten dolayı kabuktan eminimle birlikte diğer yavrulara zarar verebilir. Aşırı kokudan anne kalkabilir. Bunların oluşmaması için biz 10. günden sonra döllülük kontrollerini yapıp dölsüz yumurtaları aldık. Ve sonra 34 gün sonra veya 36 gün sonra Amerikan ördeğinin yavrularının çıkımını yaşarız arkadaşlar. Arkadaşlar yavruları çıkarttık. Bu süreçte yavru çıkımından sonra zaten Amerikan ördeklerinin en güzel özelliklerinden bir tanesi, 15 tane yumurta yapıyorsa %10 file ya verir ya da verir. Döllülük oranı çok. Bundan dolayı
çıkan yavruları annesiyle birlikte yuvasından alıp böyle normal bir oda büyüklüğünde, böyle küçük bir oda da olabilir veya böyle etrafı telle çevrili bir alan da olabilir. O noktaya bırakmanızdır arkadaşlar. İlk başta en çok insanların tedirgin olduğu noktalardan bir tanesi şudur. Diyelim ki bir Amerikan ördeğinin 13 tane yavrusu çıktı. Siz yavrularını aldınız ve bir küçük bir odaya veya bir telle çevrilmiş bir alana koydunuz. Anneyi de koydunuz. Arkadaşlar anne yavrularla ilgilenmeyecektir. Ya niye ilgilenmiyor diye aman aman panik yapmayın. Tahminime yani baktım ortalama benim tecrübelerime göre 1-1,5 saat yavruların yüzüne bile bakmaz. O bölgeden çıkmaya çalışır. Bu da eski yuvasına gidip acaba orada yumurtam var mı onu da çıkartayım mantığıdır. Siz zaten belli yani bir saat falan süre geçtikten sonra kendi çıkartmış olduğum yavruları kabul edin. Arkadaşlar çıkmış olan yavrularımızı annesiyle bıraktıktan sonra ya çok böyle alan eğer darsa, kendileriniz çok sıcak değilse, kurulacak bir alan yoksa lütfen ilk bir hafta suya sokmayalım. Çünkü bunlar ne kadar su kanatlısı olursa olsun tüyleri daha nazik ve yumuşak olduğundan, yeni doğduğundan dolayı hızlı bir şekilde hipotermiye uğrayıp hızlı bir şekilde vücut ısınmasının düşmesinden dolayı da yavruların ölümü gerçekleşebilir. Ondan dolayı siz sadece yeni çıkmış Amerikan ördek yavrularınızda gagalarını sokabilecek kadar su kabları oluşturun ki yavrulara zarar gelmesin arkadaşlar. Benim de yanımda arkadaşlar, burada yavruları var kızımın. O da gitmeyi çok seviyor. O da benim canım kızımın biricik tatlışı, öyle söyleyeyim. Arkadaşlar Amerikan ördeklerini beslemeniz size ne gibi bir fayda sağlar? Size mesela Amerikan ördeklerinin diğer ördeklerden farkı nedir? Artısı nedir? Arkadaşlar diğer normal su ördeği beslerseniz akşama kadar bak bir sürü böyle sesler çıkartıyorlar. Acayip derecede. Benim zaten bir videom var. 1500 ördekli bir video. Hikayemi anlattım orada. Benim çevremdeki şu an Fatih de kamerayı çekiyor. O çok iyi bilir çektiğim acıları. Ya doymak bilmez ve sürekli bak diye gerçekten hem çevreye hem size zarar verir. Ya bir kanatlının kısa süreli sesi çok keyifli. Ama bu sürekli ve kronikleşirse gerçekten bu sefer rahatsız olmaya başlıyor. Onun için benden tavsiye normal ördekler çok ses çıkartırken Amerikan ördeklerinin adı da zaten yöresel değişiyor. Tıs ördek de denebiliyor. Onun için bunlar hiç ses çıkartmazlar. Deminden beri çırpınıyor. O kadar çırpınmasına rağmen vak sesi duydunuz mu? Duymadınız. Maalesef, yani maalesef demeyeyim, genetiği özelliği ses çıkartmayı sevmeyen bir hayvan. Onun için de sizlerin bahçesinde, böyle çevrili arazinizde, bağ noktalarında arkadaşlar suya ihtiyaç duymayan bir kanatlıdır. Sizlere bunu tanıtalım derken bizim erkeğimiz o kadar agresif ki benim bir yerime zarar verecek ama hayırlısı bakalım. Niye suya ihtiyaç duymadılar? Genetik özelliğinden dolayı. Güney Amerika'dan gelmiş bir ördek çeşididir. Amerikan ördekleri. Bunlar susuz alanlarda. Mesela benim çiftliğimde kümeslerin önünde yaşıyorlar arkadaşlar. Aşağı ırmağı çekebilirsin Fatih. Görmüş olduğunuz gibi bunlar ırmağa kolay kolay gitmezler. Sadece gittikleri dönem arkadaşlar Şubat ve Mart aylarında çiftleşme dönemi giderler. Zaten hep söylüyorum. Bir su kaynağının olması bir yerde yumurtalarının döllülük oranını %100'e taşıyabilecek bir potansiyel oluşturur su kaynağı. Ama eğer sadece kara olursa, su kaynağı olmazsa, böyle de bir soru gelmişti. Döllülük oranları da %50-%60'larda kalır. Onun için senede belki Şubat-Mart aylarında çok fazla ırmağa girerler. Ama orada da üreme adına, gerçekten yumurtaların döllülüğü adına çok ciddi verim sağlanması, su kaynakları bu anlamda çok önemlidir. Ama bizim Amerikan ördeklerimiz, kuzularımız, bunlar karada yaşamayı sudan yaşamaktan daha çok sever. Arkadaşlar Amerikan ördekleri zaten karada yaşadıkları için de tercih edilen
Mesela diğer ördeklerde et kokusu oluşurken Amerikan ördekleri kaz etinden daha lezzetli bir ete sahiptir. Onu belirteyim. Çünkü arkadaşlar çok çökekli, çamurluluğu, bunların içerisinde uğraşmazlar. Bunlar sadece sahiplerinin vermiş olduğu buğday, arpa, mısır, bunları en çok seven kanatlı türüdür. Ama bunun yanında size şuna da söyleyeyim. Ya buğdayım yok, mısırım yok, işte arpam yok, ne verebilirim? Vallahi ne verirseniz acıkınca da yaralı, size söyleyeyim. Evet arkadaşlar, Amerikan ördeklerinin ticari boyutu olarak düşünecek olursak, arkadaşlar bu ördeklerimizin Türkiye'de yeteri kadar yerini görmemişlerdir, layık olmamıştır. Nedir? Hobici arkadaşlar var Amerikan ördeklerini, beyazı, siyahı, grisi, kül rengi, kahverengi, bunları besleyen arkadaşlar var. Bir de bazı kişilerin keşfetmiş olduğu et lezzeti için besleyenler var. Çünkü erkekler gerçekten ortalama 5 kiloya kadar geliyorlar. Onun için bununla ilgili tercihler de var ama şöyle söyleyeyim, kıyaslayacak olursak kaz eti insanlar tarafından kışın tercih edilen en büyük lezzetlerden bir tanesidir. Emin olun Amerikan ördekleri kaz et lezzetinden bir kat daha fazla lezzetlidir. Baktım ki bana zarar verecek. Ben de ellerini tutmakta buldum çare arkadaşlar. Çünkü inanın böyle sıkı sıkı tutuyorum. Kanatları falan çok ciddi çarpıyor. Bir de baksanıza sanki elimi tutar gibi tutuyor. Gagasıyla zarar vermez. Amerikan ördekleri arkadaşlar, beslemek isteyen arkadaşlarınız olurlarsa, kısaca toplayacak olursam, bahçelerinde bulunduklarında ilk başta çok ses yapmayan, erkeklerin 4-6 kilo geldiği, dişiler 2-2,5 kilo gelen, yıllık 3 defa gurka yatırabileceğiniz, böyle su kaynaklarına çok ihtiyaç duymadan yetiştirebileceğiniz su kanatlılarından bir tanesidir. Dönemsel Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında çiftleşme dönemlerinden dolayı kızgınlıkları vardır. Bu kızgınlıklarından dolayı da diğer tavuklara da böyle biraz rahatsızlık verirler önüne gelen her şeye. Ama çok güzel bir kanatlı türdür, su kanatlısıdır. Ben bunları besliyorum. Şu anda bende de tahminime göre 70 civarında yavrularıyla birlikte oldular. Ve daha da çıkacak şeylerimiz de var, Amerikan ördeklerimiz. Valla ben sabah çiftliğe geldiğimde bunları görmekten de çok keyif alıyorum. Şimdi deminden beri benimle birlikte olan bu erkek Amerikan ördeğimizi sizlerle birlikte artık özgür bırakalım. Özgür bırakmadan önce arkadaşlar, çekmiş olduğum videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi, daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum dostlar. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Gerçekten her abone olmak benim için ayrı bir onur ve takdirdir. Bu takdirler beni daha motive etmektedir arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın derken biz de ördeğimizi artık bizim yüzümüze de tokat atmadan bırakalım. Şöyle bir bakalım mı? Aşkım benim.